Merhabalar. Kredi kartı ödeme planlarını nasıl oluşturabiliriz? Tahsilat ve ödemelerimizi sistematik bir şekilde takip edebilmek için DIA sisteminde ödeme planları oluşturulabilir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya DIA logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza yazacağımız ödeme ile parametreler altında bulunan ödeme planları ekranımızı çalıştırırız. Burada yeni bir ödeme planı tanımlamak için F4 ekle komutu ile tanımlama ekranına gelir. Hangi firma için ödeme planı tanımlamak istiyorsak ilgili firmadan giriş sağlamamız gerekir. Yapacağımız ödeme planına ait bir kod belirlemeli. Daha sonrasında ödeme planımızın açıklama alanını doldurmalıyız. Örneğin, herhangi bir X bankasına ait 3 taksitli bir kredi kartı ödeme planı tanımlayacağımızı varsayalım. Burada eğer ödeme planımıza ait herhangi bir indirim kartı kullanmak istiyorsak indirim kartını seçeriz. Veya ödeme planımıza ait fiyat grubunu örneğin tekstil firmalarında yapılan taksitli ve nakit satış işlemlerinde kullanılacak fiyat grupları çerçevesinde ilgili listeden ödeme planına ait fiyat grubu seçilmelidir. İndirim ve masraf alanına geldiğimizde ise ödeme planına ait kullanılan indirim ve masraf oranları bu alandan doldurulmalı. Eğer ödeme planlarımızı hızlı satışlarda, mobil sistemlerde ve restoranlarda kullanmak istiyorsak ilgili alanları işaretlemeliyiz. Ve sonrasında restoran seçiminde çıkacak olan default değerimiz belirlenmeli. Buradaki default değer hızlı satış ekranındaki otomatik çıkacak olan tutarı karşımıza getirecektir. Magento kullanıyor isek ilgili Magento metodu bu alandan belirtilmelidir. E-ticaret sistemi kullanan firmalar ise B2C ve B2B bilgilerinin ödeme plan bilgilerine bağlantısını bu alandan sağlar. Sanal post bilgisi için listeden sanal post seçimi yapılır. Eğer kullanılacak ödeme planı taksit sayısı var ise ilgili taksit sayısı değeri belirlenir. Artı bir taksit uygulanacak ise combo seçeneğinden artı taksit değeri belirlenir. Taksitlerde kullanılacak olan minimum tutar alanı bu alandan belirlenir. Taksit erteleme seçeneği mevcut ise taksit ertelemesi de bu combo seçeneklerinden belirlenmeli. Burada tanımlanılan bilgiler dahilinde B2C'de gösterilmesi isteniyor ise B2C, B2B'de gösterilmesi isteniyor ise B2B'de göster seçenekleri seçilip ilgili komisyon oranları girilir. Yapılan ödeme planına ait özel kod tanımları ile ödeme planları gruplandırılabilir. Seçilecek olan yetki kodu ile kullanıcılar arasında kısıtlandırılması sağlanabilmektedir. UBL ödeme kodu listesine baktığımızda ise e-faturalarda gönderilecek olan faturaların seçilmiş olan ödeme planları dahilinde ödeme planı tanımlamasına karşılık hangi değer yer alıyorsa ilgili seçim yapılmalıdır. Kullanılmış olan ödeme planları daha sonrasında pasif edilerek ilgili aktif listesinden kaldırılması sağlanılır. Ödemeler alanına geldiğimizde tanımlayacağımız kredi kartı ödeme planının combo seçeneği içerisinde yer alan kredi kartı değeri belirlenir. Tutar formülüne baktığımızda aşağıda yer alan bilgilendirmede tutar formül ve tarih formül girişi yer almaktadır. Tutar formülünden kastedilen burada belirleyeceğimiz değer karşılığında örneğin G formülünü uygulamamız durumunda bunun genel fiş tutarı üzerinden hesaplama yapması anlamına gelecektir. Veya genel fiş tutarımız taksitli bir seçenekte olması durumunda da buradaki değerler kullanılır. Yapılacak olan 3 taksit seçeneğimiz müşteriden tek tutarda çekileceğinden dolayı genel fiş tutarı formülü uygulanır. Daha sonrasında ise gün alanına geldiğimizde ilgili tarih formül girişlerini de dikkate alarak müşteriden çekeceğimiz tutarın aynı gün içerisinde çekileceğini belirtip artı sıfır değerini belirleriz. Yapacağımız kredi kartımız aynı zamanda banka ile de karşılıklı bir ödeme planı tanımlamasını gerektirmektedir. Banka ödeme planı listesine gelerek burada hali hazırdaki bir banka ödeme planı seçebileceğimiz gibi yeni bir banka planı oluşturmak için F4 ekle komutunu kullanır. Vereceğimiz bir kod ve bir açıklama ile örneğin şeklinde açıklama belirleyip banka hesabı listesinden sistemde tanımlanılan banka seçeneklerinden veya yeni bir banka tanımını gerçekleştirerek ilgili banka tanımlamasını sağlarız. Daha sonra burada da
Kullanılan banka ödeme planının mobil sistemlerde kullanılmasını istiyorsak ilgili işaretlemeyi sağlar. Yapılacak olan banka ödeme planlarını özel kod ile ayrıştırabilir, yetki kodu ile kısıtlandırılmasını sağlayabilir veya durum çubuğu ile aktif ve pasif değerlerini belirleyebiliriz. Ödemeler alanına geldiğimizde ise bankamız ile uygulayacağımız 3 taksit seçeneği, tutar formülü girişlerini de kontrol ederek bizim fiş tutarımızın 3'e bölünmesi anlamına gelecektir. Bundan dolayı genel fiş tutarı üzerinden bölü 3 seçeneği ile yapacağımız değer ve bunun sonrasında taksit seçeneğimiz birer aylık periyotlarla hesabımıza geliyor ise ay sekmesi alanına gelir. Burada belirleyeceğimiz bir sonraki ay gibi seçeneğimizi oluşturur ve bundan sonra yapmamız gereken değerimiz ise satır çoğaltma işlemidir. Shift Enter ile satırlarımızı çoğaltabileceğimiz gibi F12 seçeneği altında bulunan satır çoğalt seçeneği ile kaç tane satır çoğaltmak istiyorsak daha önceden bir tane satır belirlemiştik. Geriye kalan iki satırımıza da iki değerini girip tamam diyerek gördüğünüz gibi genel toplamımız 1, 2 ve 3 eşit taksit seçeneği ile tanımlanmış olmaktadır. Hizmet komisyon alanı, puan komisyon alanı, vade farkı, komisyon alanları da bankamız anlaşmamız çerçevesinde ilgili alanlardan doldurulmalıdır. Bu şekilde banka ödeme planımızı da kaydederek ve daha sonrasında tanımlamış olduğumuz banka ödeme planımızı seçip ilgili satırımıza getirip görmüş olduğunuz gibi müşteri ile aramızda ve banka ile aramızda olan ödeme planını tanımlayıp F2 kaydet diyerek ilgili ödeme planını tanımlamamızı gerçekleştiririz.